Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın devirlerinde bugünkü siz bilen bizge okşap taravih okşu yok idi. Köpçülük ozu okuyen. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hem uzları okuyenler, Kur'an'ın üçünde okuyenler, sahabeler bazı vakitlerde gelip iktida kırışken, keyin cüda köpeyip köçeler geçe adamlar çıkıp gitkenden keyin çıkmaya koyuyorlar. Ben bunu çıkavursam vacip ya ki farz babkası ümmetimge kıyım boladı degenler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan keyin Hazreti Umar radıyallahu anhu'nun devirleri de adamlarını ötüp getirip Ramazan günü karasalar, Ramazan iftardan keyin kimdir bir oman geflaşı oturuptu mescitte, kimdir o işte kıraat kıl yaptı, kimdir nampil namaz okul yaptı, her kim her kıl. Öyle durup bunların bir karını arkasına cemlemesi bu masakan dediler de ertege, ertesige en meşhur karı bugün Kur'an kıraatı da nihayette mahir bulgen Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu'nu çakırıp bugünden teravih buladı, sen otup hatim kılasan de buyurdular. Mescitlerini tazalattılar, çırağlarını, fanuslarını yaktırdılar, adamlarını teyellediler ve cemaatini toplar. Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu mescit teravih namazı da hazırlığı okşatıp demek hatim kılışını başladılar. Ana o şu işini hazır elhamdülillah siz bilen bizge bana şu nasip etiyordu. Bunu hem aytarakanımız, evvelki etkenlik yaşlar bilip koyuşu için hakikatini aytıp koyuşumuz gereği buladı. Bundan 30 yıl evvel, ondan köprak yıl evvelleri hatim degen derse bizde yok idi. Az yine salli masjidler var idi. Onda şu kekseyip kalan adamlar 20 rekat nimanı alamtaradan ahir geçe 2 metre kaytarıp zam kılıp nimanı okup getişe uğrar idi. Taravuh ne? Keyirrağ sen nima bugün de bir cayga ruhsat ver adamın bugün. Damla babam yaxşı buladılar. Hast imamını o zide yine hatim bulardı. Başka hiç kayırda bulmasıdı. Vilayetlerde hem kan değdir bir Allah köme verip kalsa bitti cayga ruhsat ererdi. Allah rahmet etsin bize atamız yugurup yurup 2 yıl, 3 yıl, 4 yılda bir mertteki ruhsat alardılar. İşte taşkenden gelip kakas kurtarıp arardılar. O şimdi izlap kar tapılmaydı hale gidiyor. Bitti cayga hatim götkeni kar tapılmaydı. Bu sayem korkadı ki gene. Yani karı boğularını yalanıp yalvarı ap gelip keyin hatim kılınırdı. Onda hem az yine adam iştirak yeterdi. Elbette adi tarafından göre köprü boğulardı adam. Keyin Allah nasip kıldı. Bana 89. yıllarda cüda yakışı bir halatlar bolu. Hemen yukarı ruhsat buldu. Şunda biz özümüz uyuşturduk. Ben o şunda muftiydim, ettim. Bu nimaga hatimga ruhsat sorab kemeyler, Allah'ın ibadetine ruhsat soramaydı. Kim imkanını tapsa kıla vursun. Kıla vursun dese karasak adamlar kıla olma yaptı. Keyin toplap karılarını yubardık. Misal için Yahya Karakavlan Abdülhakim karını parmağını çıkarıp buyruk kılıp Harazim'e yubardık. Barsa hatimga duran adam yok. Mescidin imamı var, yani 5-10 adam var halas. Kagarlar kemeydi, yok. Katta yaşdagi bir qori bo'lib bor ekan ziyoratlariga borsa biz qo'rqib qolganmiz. Avval xatm qilganlarning o'qularida, buqularida eshitib yuragim oshqiyapti-yu bora olmayapman qo'rqib deganlar. Mana hozir Xorazmda ham qori bor, Xorazmda ham xatm bor, Buxoroda ham, boshqa yerlarda ham hammasida. Hozir bilasizlarmi, bugun nechta yerda xatm bo'lyapti? 800 yerga, 800 masjidga yaqin. 800 to'la emas, 700 qancha ham masjidda Damla boğalar etkendir. Ne isteydi? 774. Ha, 774 de masjidde ruhatı var. İdaranın ruhatı boyunca. Masjid bol yaptı. Hazır. Bugün bana şu saatte. Bu cüde katta baktı o. Kogalları keyinge 15 günlüğü de kılamız diye iş yaptı. Bana bunlar nihayette yakışı. Haliki etkenimiz. Masjidinin manavi abadançılığı şu. Bu iş uluk iş. Kur'an'ın her bir harfine sevap verilirdi. Ve bu verilgen sevap 10 Mart'ta adli payetlerde köpeytip verildi. Ramazan'da ise ondan hem köp kılınadı. Ana bu mahiyeti nihayette uluğ. Bu yerde bugün payızı futuğ. Hayır barakeler bütün yurtka tarkaydı. Bereke buladı, tinçlik buladı, amanlık buladı. Kılınadıgan dualar kabul bopkasa o ham hayır barakeye sebep buladı. Bana şunlar hamması bizi katta baktığımız uluğ saadetimiz hesaplanadı. Şunun için daimi ravişte Müslüman ümmetini ecrelmez kısmı olarak Allah'ın bayitleri, üyleri bulgen mescidlerini hem maddi taraftan hem manevi taraftan abad kılışke
her bir mümin, her bir Müslüman kolundan kelgan hissasini qo'shsa, o'zi uchun baxt bo'ladi, o'zi uchun saodat bo'ladi, eli uchun, yurti uchun xayr barakaga xizmat bo'ladi. Mana shu holatlar hammasi go'zal bir holatlar. Mana shu qorilarni qilayotgan tilovatini har bir harfi nihoyatda ko'p savobga sabab bo'ladigan amaldir. Buni yana Alloh taolo ko'paytirib beradi. Uni ustiga mana shu qorilarni ko'payishini o'zi ham bizi baxtimiz, saodatimiz. Chunki Allohning kalomini yod olgan qori odamlarni ko'pligi. Bundan bir necha yil avval musulmon davlatlarini elchilari bilan suhbatda bittalari aytib qoldiki, men avval Janubiy Afrikada bo'lganman. U yerdagi odamlar arab emas. Shularning ichida bir ikkita qorilari bor edi, ko'rib hayron qolganman. Bu yerda ham shunaqa bo'lsa kerak deb gapirdi. Men aytdim, janob elchi, bizda har qadamda qori, alhamdulillah. Hali Ramazon bo'lsa ko'rasiz. Keyin ko'rdi o'sha elchi, haqiqatan men qoyil qoldim dedi. Chunki arab tilini bilmasdan Qur'onni yollab, namozda turib avvalidan oxirigacha tajvid bilan o'qib berish bu juda katta gap. Uni eshitganlarni ham baxti, saodati, xayri, barakasi bo'ladi. Buni ustiga mana shu qorilarni hammalarini sanadi Rasululloh alayhi salatu vasallamga yetib boradi. Qori ustozidan o'rgangan, ustozidan shundoq bo'lib borib sahobalarga, sahobalardan Rasulullohga, Rasulullohdan Jibril alayhissalomga, u kishidan Allohga yetadi. Bu ulug' narsa. Mana shu narsa hujjat dalili qog'ozda yozilgan shaklda yo'q edi. Men qori bobolarni chaqirib aytdim. Bu qorilarni hammalarini sanadi bo'ladi. Sizlarniki qani? Bizi o'zimizni o'zbek mana shu O'rta Osiyo qorilarini sanadi qani? Ustozlarimizda bor edi. Bo'lmasa iltimos qaranglar, topinglar. Xudo rahmat qilsin, Abdulboqi qori buva degan qari qori buva bor edi, shu kishi qayerdandir topib keldilar. O'zlari qari odam mana shu Toshkentga kelib, menga qo'limga tutqizganlar, mana ta'sirdi. Hozir shularni hammasini o'rganib, hozirgi kunda qorilarimizga shu ijozat, qorilik sanadi silsilasi sajarasini demak yo'lga qo'yyapmiz, harakat qilyapmiz, bo'lyapti shu narsa. Yaqinda meni Qur'on ilmlari degan katta kitobim chiqdi. Faqat Qur'onni Karimga bag'ishlangan. Qur'onga bag'ishlangan bir necha ilmlar bor. Shularning ilmlarining majmuasi Qur'on ilmlari degan ilm fan bo'ladi. Ana shunda mana shu qorilar to'g'risida, qiroatlar to'g'risida ham alohida ilm bor. Ana shu ilmni bayon qilib tushuntirish jarayonida o'sha Abdulboqi qori buva olib kelgan sanadni hozir Hasan Husan qorilarimiz bor. Shular yana ham chuqur o'rganib, tahqiq qilib berishdi, shu kitobga yozdik. Men buni ilmiy omonat sifatida sizlarga aytib qo'yapman. Hozir qorilarning orqasida turib o'qiyapmiz biz, bu qori o'zini ustozidan yoki Qur'onga qarab yodlab olgan narsa emas bu. Rasulullohdan bizga yetib kelgan, Jibril alayhissalomdan yetib kelgan Allohning haqiqiy kalomini biz eshitayotganimiz hujjat bilan, dalil bilan, imzo bilan, qorilarning silsilasi bilan tasdiqlangan qiroatni eshityapmiz. Shuning uchun sizlar hozirgi qilayotgan xatimda turishinglar oddiy ish deb qaramanglar. Bu buyuk ish bu. Ulug' ish bu. Allohning kalomini eshitish, ajridan, savobidan bahramand bo'lish. Mana shu qiroat savob orqali, ana shu qorilarimizning silsilasi orqali Rasulullohga, Jibril farishtaga yetib borish, Allohning kalomini asosiy manbaga yetib borish baxti bu. Mana shu haqiqatlarni inshaalloh hammamiz yaxshi tushunib, ahl inoq bo'lib, doimiy mana shu masjidni ham moddiy, ham ma'naviy obodonchilik uchun harakat qilib boraversak, hamma ish yaxshi bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi, bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga muyassar bo'lamiz.